Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я... Да. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я искренне приветствую вас в Москве. Работаете? Угу. Знаю, что вы уже провели консультации с вашими российскими партнерами и с МИДом, и с Министерством обороны, с представителями специальных служб. Наши отношения с Турцией приобретают все более глубокий, содержательный характер. Я уже не говорю о наших регулярных контактах и встречах с президентом господином Эрдоганом. Я скорее хочу сказать о все более глубокой кооперации в сфере экономического взаимодействия, в решении ряда вопросов, связанных с региональной проблематикой, с решением таких острых вопросов, как сирийский кризис. Благодаря усилиям наших стран с привлечением других заинтересованных государств, в частности, имею в виду Иран, наше сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, с европейскими странами, Соединенными Штатами, все-таки нам удалось серьезным образом продвинуться по урегулированию сирийского кризиса. Я знаю, что обсуждали сегодня не только это, но и другие проблемы, представляющие взаимный интерес. Я очень рад вас видеть и послушать ваши оценки того, где мы сейчас находимся и что предстоит сделать в ближайшее время и в среднесрочной перспективе для углубления наших отношений. Sayın Başkan, öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Dostunuz Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın sizlere selamlarını ve en iyi dileklerini getirdik. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız sizleri en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacaktır. Özellikle İstanbul'da bir balık yeme konusunda mutabakatınız vardı. Ve bazılarını kıskandırmaya devam edelim diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Gerçekten ikili düzeyde iki cumhurbaşkanının arasındaki dostluk, bizler arasındaki diyalog ve yakın temas ilişkilerimizi daha da ileri noktaya götürüyor. En son dostum Sergey Lavrov'un Büyükelçiler Konferansımıza hitap etmesi bizim için önemliydi. Yine AK Parti Kongresi'ne, Cumhurbaşkanımızın tekrar seçildiği kongreye Meclis Başkanı Hülöden'i göndermeniz de bizleri çok mutlu etti. Ve önümüzdeki süreçte üçlü zirve var. Bu zirvenin hazırlıklarını bugün arkadaşlarla görüştük Dışişleri Bakanlığı'nda. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüştü. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konulardaki ilişkilerimizi ve işbirliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Sadece iki ülke için değil, bölgesel istikrar ve barış için bu çok önemlidir. Ve bunları bugün arkadaşlarımızla görüştük. Zaten devletlerine de düşüncelerimizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajlarını aktarmaktan büyük bir onur duyacağız. Teşekkür ederim.